Ben her şeye itiraz ediyorum. Bize saldırmak en kolay şey. Herkes kendini bulabilmeli mecliste. Benim muhalifliğim esasen kendimle alakalı. Ben biraz acayipim. İktidara göre mi iş yapacağım yani nedir? Hiç sallamıyorum ben. Hiç kimseyi sallamadım ömrümde. Çırılçıplak gözükeceksem, senaryoya inanırsam oynarım yani. Herkesin bir Sezen Aksu şarkısı yok mudur bu ülkede ya? Yani 47 sene olmuş, az buz bir şey mi? Sanatçıya saldırmak esasen en kolay şey. Çünkü çok önde insanlar. Yani siyasetçilerden bile önde. Kaldı ki biz zaman zaman mesela işte daha sol partilere böyle yakınlık duyarsınız. Hemen sizi yemeğe çağırırlar falan. Birlikte olmak isterler. Yani görünür insanlar olduğumuz için bize saldırmak en kolay şey. Bana da oluyor. Mesela MHP başındaki adamın basın danışmanı, hatta bir gazetede bayağı şey yazmış, köşe yazısı yazmış. İşte bu hain kadın bilmem ne. Herkes istediğini söyleyebilir yani. Çünkü ben de sallıyorum insanlara. Ama orada beni tek üzen şey, dedim şunu mahkemeye vereyim mi? Sonra annem üzerinden de bir şey yazmış. Bunu kim doğurdu falan diye. Yani şimdi benim annemi bilmezsin. Kadın öleli 7 sene olmuş filan. Hangi şeyde koşullarda yetiştiğimi bilmezsin. Böyle çok şey yani hiç isim Devlet Bahçeli'nin bile bazen ismi gelmiyor aklıma. Yani o kadar önemsemiyorum ki onların yaptıkları siyaseti şeyi. Mesela partilerin kapanmasına asla şeyim yok. Çünkü her partinin bir şeyi var. Yani bir alıcısı var. Oy vereni var. Yani o insanların kendilerini ifade edecekleri, yani iki tane milletvekili bile olsa, bu MHP için bile geçerli. Hiç sevmediğim bir parti. Çünkü inanılmaz, o ırkçı buluyorum onları. Evet. Onun bile çıkmasını istiyorum yani o kadar karşı değilim. Yani çok seslilik çok iyi bir şey değil mi Allah aşkına? Herkes kendini bulsun yani. Kim nereye oy veriyorsa versin. Sezen Aksu çok seviliyordu daha önceden değil mi? Ve de şarkıya baktığın zaman da 2017 şarkısı. Bir şeyleri de bekliyorlar. Bak ölümüne bile yol açtılar Ahmet Kaya'nın. Yani üzüntü az bir şey değil. Aynı şey Yılmaz Güney için de geçerli. Yani o da yurdunu terk etmiş. Oralarda kahırdan ölmüş bir adam. Şimdi ben bakıyorum. Ahmet'e ne kadar genç öldü diye düşünüyorum. Ağlama bugünleri, gelir de geçer babam. Ve en son bir konuşmamız var. Bir bahçede onların müzik şeyinin orada karşıda bizim evimiz vardı. Öyle abla görüşürüz dedi. Hep mesela hep o şey gelince gözüm yaşarır Ahmet'in. Böyle o dayandı, ben dayandım, sohbet ettik falan. Bir daha şeye çok üzüm. Keşke gitmeseydi dedim o geceye. Türkiye'de bir sürü insanın beğendiği bir şarkıcıydı. Yani bu kadar gideri olan bir sanatçı yok ki, diyebiliyorum ben. Sezen Aksu için de öyle. Sezen Aksu sadece şarkıcı değil. Yani besteci, ozan yani. Kendi dalında. O şey müziğinin içinde bir ozandır yani. Herkesin bir Sezen Aksu şarkısı yok mudur bu ülkede ya? Yani 47 sene olmuş, az buz bir şey mi? Yani 1000 tane şarkısı var benim çok sevdiğim mesela. En deli şarkılar, en hüzünlüler, en aşık olunan, en işte terk edilmişlik üzerine. Her şey var Sezen Aksu'da. Yani heybesi çok dolu bir kadın.
Yani ona şey yapmanın manasını gerçekten anlamıyorum. Nefes Gülşen aldı. mesela. Gülşen, evet. Yani sana ne, nasıl giyinirse giyinir ya. Sana hesap mı verecek? Sen kimsin yani? İşte kocası var. Olabilir. Olabilir. Ben hep şey diyorum. Şu yaşımda gerçekten iyi bir senaryo gelse, sinema filmi. Şimdi bizim yaşımızdakiler pek sinema filmi yazmıyorlar da yani senaryo. Şu yaşımda gelse ve ne bileyim kendimden genç birine aşıksam, bir şeyse, çırılçıplak gözükeceksem, senaryoya inanırsam oynarım yani. Oynarım ama bize artık belli bir yaştan sonra bizde Türkiye'de yapılmıyor işte şey onun annesi bunun şeyi kocası ölmüş kadın işte evde kalmış hala evlenmemiş öyle şeyler. Bir tek çok şaşırtıcı bir şey oldu. Berkun Oya'yla çalıştım ben. Bundan 2 ay önce falan bitti film. O kadar sevindim ki ben dedim yani teşekkür ederim ilk defa yani bir kadının böyle 40 yılını falan anlatıyor. Yani gençliğimi oynayan bir oyuncu var ama ben oynuyorum yani filmde ve daha da yaşlandırıldım falan hatta. Çok o kadar mutlu oldum ki yani dedim nihayet bize de biri bir şey yazıyor yani bizim yaşımızda birine de bir şey yazıyor. Uçmuyor inci. Uçar bir gün. Bak kuşların kanatlarına. Güneş sana el sallıyor. Her akşam kuşlarla birlikte uykuya yatar güneş. Gün batımını göremeyenlere kuşların kanatlarıyla el sallar. Biz de el sallayalım. Bir defa sanatın kendisi zaten muhalif olduğu için yani bu yazarı için de geçerli yani edebiyatçısı için de geçerli bence bizim için de geçerli yani çünkü onlara uymayan 50 bin tane şey yapıyoruz biz. Ya özellikle ben o işlerin içinde olmak istiyorum. Şeye de inanmıyorum ona da kızıyorlar devletin sanatçısı. Özal döneminde vardı böyle bir sürü insana teklif ettiler falan filan. Ama o da yanlış. Devletin sanatçısı ne demek yani? Oraya mı yapışıp kalacaklar? Nedir? Ben onu anlamıyorum. Ben iktidara göre mi iş yapacağım yani? Nedir? Hiç sallamıyorum ben. Hiç kimseyi sallamadım ömrümde. Yani 42 sene olmuş sinemaya başlayalı. Hiç öyle bir derdim olmadı. Hep kendi istediğim, kendi beğendiğim işleri yaptım. Yani bizim olmamamız lazım. Ben hiç gitmedim mesela öyle bir yere. Bir iki denemeleri oldu ama şey herhalde bu aman bu kadın gelmez artık diye listeden herhalde çıkardılar. Çok da iyi olmuştur. Gitmem ben öyle yerlere. İnsan erini ayı der mi? Demez mi? Demez ya. Ayı olmasa demem. Su dökmeye su dökmeye. Belinde su kırbası mı var ne var? Ben her şeye itiraz ediyorum. Çok şeyim ben o konuda. Yani ben kimseyi beğenmiyorum esasında. Böyle hep bir şey yapacak bir şey arıyorum yani. Bir beğendiğimi ondan sonra bir yamuk bir yanını görünce ondan da vazgeçiyorum falan. Ben biraz acayipim. Öyle söyleyeyim. Ama şey anlamında değil yani sinema yani mesleğimde de çok seçerek başladım ben. Yani yok bunu da olmaz dedim, bunu da olmaz dedim. Yani kendimin kafama uyacak projelere evet dedim ben bugüne kadar. Kafama yatan projelerde oynuyorum. Benim muhalifliğim esasen kendimle alakalı. Hayırdır Nalan, ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun? Bir şey mi diyecek? Haşa üstüme evlilik sağlık. Ne diyeceğim? Benim için esasında zor bir rol ama bu rol yani şöyle diyeyim bu yaşanmış bir şey. Yani böyle hayatlar var yok değil yani. Şimdi şeyde çok eleştiri aldık evet bekaret kontrolü ama bekaret kontrolü yapılıyor. Ben herhangi bir şey için hastaneye gittiğimde bir kan vermek için gittiğimde hemşire bana dedi ki burada inanır mısınız dedi burada her ay ya annesi tarafından ya babası tarafından getirilip hatta bekaret kontrolü bile denmiyormuş yani hemşirelere söylerken. Şu bizim kıza bakın kızlığı bozuldu mu? Aynen bu tabirle getiriliyor dedi. Yani ensest ilişkinin belki de dünyada en fazla olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Ve biz bunları sürekli okuyoruz. Yani bilmediğimiz bir şey değil ensest ilişki. Acaba bu işi seyrettiklerinde o insanların tavrı ne oluyor?
Yani bilmiyorum, bir işe yarıyor diye düşünüyorum belki de bu diziler bir biçimde. Sabaha etkisini gösterir artık. Bir gün şeyden geliyoruz, bir yerde çalıştık Yeşilköy tarafında. Çok güzel bir kız, çarşaflı. Nur Hanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. O kadar güzel ki suratı. Dedim ki kostümle izin vermiyorlar ama ben bir fermuar şeyimi, montumu giyeyim geleyim dedim. Ondan sonra ben dedi şu aşağıda dedi Kur'an kursunda hocayım dedi. Öyle mi falan dedim. Dedi ki böyle şeylerinizi okuyorum dedi, eleştiriler oluyor dedi işte, bekaret testi falan bir şey. Yani o kadar iyi bir şey yapıyorsunuz ki dedi, yani öyle kötü şeyler oluyor ki dedi. Böyle ben bir kaldım, kızla fotoğraf çektirdik gitti. Yani öyle kötü şeyler oluyor ki derken, şimdi ben mesela bu cemaat evlerinde intihar eden çocuklar, 12 yaşında bir çocuk kendini nasıl asar Allah aşkına, değil mi? Değil mi? Bundan 3 ay oldu mu o çocuk kapı koluna? Nasıl asar, nasıl becerir böyle bir şeyi? İnsan yani buna inan, ben inanmıyorum buna mesela. Yani boyunun şeyine kadar böyle bir şeyi bir çocuk beceremez. 11-12 yaşında bir çocuk bunu beceremez. Ya o kadar üzgünüm ki bu son zamanlarda. Mesela o artması. Enes... İki gün hiç kendime gelemedim ben. Yani o şeyi de belki ondan 10 gün önce satırla kafasını kesti değil mi çocuğun? Yine cemaat evinde üstüne koymuş. Mesela bu Enes beni çok yaraladı. Çünkü neden? Onun kendi çektiği şeyi gördük biz. Yani karar vermiş. Öbür çocuğu görmedik. Öbürün onun cesedini bile görmedik. Sadece ortalığa çıktı diye duyduk onu. Yani saklansa belki de saklayacaklar. Ama bu çocuk bizi uyardı yani. Bunlar oluyor, bunlar oluyor. Arkadaşlarına göndermiş, hazırlamış bunu, çekmiş. Yazı olarak da dökmüş. Yani çok yaralandım ben. Yani böyle anne olunca İnsan daha da başka düşünüyor. Mesela hemen geçenin birisi çocuğumu aradım. İyi misin oğlum dedim filan. Bazen 5 gün konuşmuyoruz. Yurt dışında yaşıyor benim oğlum. İyiyim anne, ne oluyor gecenin bu saati filan. Böyle çok çok dokundu bana bu çocuğun ölümü. Durmuyor adamlar. Durmuyor. 4 tane çocuğa yine taciz etmişler. Tecavüz etmişler. Taciz de demeyelim artık onlara. Adamlar durmuyor yani. Ensardan bu yana o 45 çocuktan sonra hani korkarlar, bir sinerler falan diyorsun ama hayır. Herhalde devam ediyorlar yani. Ama yani bu cemaat ve tarikatlar o çok yeni bir şey değil tabii. Değil yani. Belki iyi olsalar iyi bir şey de olabilir yani bir yandan. Kendini dindar konumlayan insanların belki hani gidecekleri, bir şey okuyacakları, Kur'an'dan bir şey paylaşacakları, hocalarla bir alışverişte bir şey olabilir ama bize bakma öyle hani tarikatlar kapatılsın bilmem ne yazıyoruz ediyoruz ama iyi olsa belki iyi bir şey. Bilmiyorum yani tam olarak bilmiyorum çünkü ben inançlı biri olmadığım için o işleri bilmiyorum ne olduğunu. O yüzden yani ama devletin bunları şey yapması lazım. Saldım çayıra gibi olmaması lazım. Yani burada bu yoksul aile çocuklarını ele geçiriyorlar. Gördük mesela FETÖ zamanı değil mi? Biz hatta belki de FETÖ'ş ismini biz koyduk bu adamlara ilk. FETÖ falan diyorduk biz. Onların o üniversitelerin kayıtlarının yapılacağı zamanlar ben hatırlıyorum çok iyi. Masa kuruyorlardı. Çocukları kendi elleriyle onların teslim ediyorlardı yani. Yoksulluk buralarda başa bela bir şey. Gerçekten. Ben çocukluğum yoksulluk içinde geçti. Yani annem ev işlerine giderdi. O evlerden gelen, hani bazen okuyorum işte iş yerlerinde gelen meyveyi falan, şimdiki bu satın alınamazlıkta çocuklarına getiriyorlarmış falan filan. Annem orada yediği şeylerin bir sürüsünü eve taşıyan bir kadındı. Yani öyle ki mesela muz bilmiyoruz. Bir tane gelirdirdi ve onu evde tutardı.
Çünkü o muzu biz yiyemezdik. Kokunca bütün eve kokusu yayılırdı. Hani bu evde muz yeniyormuş falan gibi. Benim bütün böyle bayramlarda Bursa'nın zenginleri bizi giydirirdi. Yani belirli okullardan toplanırdık. Gider çok utanırdım esasında. Okulda yemek yerdik. Okul aile birliğin verdiği yoksul çocuklara filan. Şimdi ben bazen görüyorum işte çocuklara işte mont aldılar. Bunların hepsinin gizli yapılması lazım. Orada da fotoğraflar çektirilirdi. Bu bitmeyen bir resim yani. O çocukların Allah'tan öyle travmalarımız yok. Ama ben o çocukları, o aileleri çok iyi anlıyorum. Yani gerçekten yoksulluk başa bela bir şey. Yani çocuğuna bir şey alamamak, evini güzel geçindirememek. Şu anda bir sürü evde milyonlarca insan ısınamıyor. Yani mesela düğün bana geldi 1.000 lira. 1.000 lira geldi, kaldı ki sonuna kadar yakmıyorum yani. Ben hiç şey sevmem mesela. Mont da filan, buna rağmen mont gibi bir şey giyiyorum üzerime. Hiç sevmem. Kısa kollu gezmek isterim evde. Sonuna kadar yaksam dedim ki 5.000 lira gelecek. Yani insanlar ya çocuk, genç, bizim kamera arkasında çalışan çocuklara soruyorum. Genç kızlarımız var. Şey diyorlar. Nur abla oturuyoruz vallahi işte polarlarla falan. Yani bu mu yani? Bu ülkenin vatandaşı bu mu? Elektrik parası bilmiyorum, gelmedi daha. Acayip şeyler okuyorum internette. İşte 300 lira geliyordu. 750 lira gelmiş yani. Ondan sonra da utanmadan şey deniyor. En küçük emekli maaşını 2500 lira yaptık. Yani bunu matah bir şeymiş gibi söylemeleri gerçekten yakıcı bir şey yani. Yani aylık kaç milyona dönüyor saray bilmiyorum ama 2500 lirayı para da zannedip ortalığa böyle açıklama yapmak falan bilmiyorum. Yani artık benim derdim bunlar. Yoksulluk, çevre, çevreden önce kadın cinayetleri. Dün onu yazdım. Kültür Turizm Bakanlığı'nı uyarıyorum dedim. Kadın cinayetleri konusunda. Günde o 3 kadın öldürülmeye başladı. Ha, kim bunun sahibi mesela kadın cinayetlerinin? Süleyman Soylu İBB Başkanı ile uğraşıyor. İşi gücü bırakmış. Yani kadın cinayetleri İçişleri Bakanlığı şeyinde değil mi? Ya bir gazeteyi açıyorsun. Gerçekten o öldürmüş, o onu şey yapmış, bu bunun karısını beklemiş, eski karısını. Ya hakikaten yani hiç kimse üzülmüyor mu buna diyorum ya. Hani bir, belirli bir kesim mi, kesimin işi mi bu yani? Bir takım hocalar yazacak, kadın cinayeti üzerine insanlar şeyini harcıyor filan. Bir iki kişi böyle yazıyor, ediyor falan. Rahat hissetmiyorsan defol git diyor mesela bana cevap olarak, seyretmiş. Sana mı soracağım ben nereye gideceğimi? Sen kimsin yani? Bu şeyin ekmeğini yiyorsun. Bizim vergilerimizle, biri de iyice işi şey gemiye almış. Bizim vergilerimizle bu kadın böyle şey, sen kimsin ya? Senin kaç paralık vergini ben kullanmış olabilirim? Sen asıl kendi vergilerin nereye veriliyorsa onlara şey yap yani. Değil mi? O bilmem ne şeylerine, inşaat yapanlara, onlara bir şey yap. Benle ne uğraşıyorsun? Sen kimsin yani? Yani şeysiz kalmıyorum, işsiz kalmıyorum sonuçta. O da olursa emekliyim ben bir de. Bilmiyorum benim maaşım ne kadar arttı, hiç bilmiyorum. Yani sinemadan biz emekli olduk biliyor musun? Bak kaç kişi, kaç tane sanatçı şey oldu değil mi? Edusun. Hiçbir şeye yaramadı desem sana. Edusun'un milletvekili olması sinemacının hiç bokuna yaramadı. Hiç. Öyle gezindi, çıktı geldi. Sonra şey, Berhan Şimşek. Zaten Berhan'a oğlum dedim, şey yapmıyor musunuz içeride siz ya? Böyle sanatçılar. Mustafa Kul diye bir adam, CHP, Çalışma Bakanı. Bir tek o adam vardır. Bazen toplantılarda söylüyorum, arkadaşlar unutuyorsunuz adamın adını diyorum. Bayağı bir, çünkü kanun önemli bir şey yani, teklif veriyor, kabul edildi. Geriye dönük, bir de bizim iş kolumuzda da bir sıkıntılar var. Geriye dönük 10 yıl borçlandırdı bizi. Hatta İşte 40 bin, 50 bin falan da o zamanın parasıyla. Bir sürü arkadaşımızın parasını da denkleştirdik, ettik filan olsunlar diye. O arada bir sürü insan yararlandı. Yani işte pavyonda çalışan işte utçusundan tut bir şeyine kadar. Yani işte tiyatrocusu, şusu, busu.
O kadar çok insan emekli olduk yani. Aa evet Nur abla doğru söylüyorsun falan diyorlar. Evet o adam yani adamdan dedim Allah razı olsun yani adamdan. Böyle bir şey getirdi yaptı. Öbürleri hiç ne bir teklif verdi ne bir şey yaptılar falan. Yani öyle geçti gitti. Rüzgar gibi geçtiler. Hiçbir şeyine sinema ile ilgili tek bir şey vermediler. İşte Sinesen mesela 12 Eylül'de kapatıldı diske bağlı olduğu için. Bu kadar dizi çekiliyor, işte filmler yapılıyor. Eskiden Sinesen inanılmaz setlere hakimdi yani. İşte saat konusunda, işte ne bileyim beslenme şudur budur falan set durdururlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Ben bazen sette çocuklara soruyorum, genç çocuklara. Sendikalı mısınız? Çünkü bir de şimdi televizyon şey sendikası başladı. Ama onlar fena değiller esasında. Yok girmedim abla, sendikalı olun diyorum. Yani örgütlü olmak güzel bir şey diyorum. Çünkü ben örgütlü olmaya inanıyorum. Yani bu mesajına girdikten sonra hemen başladım ben. Hemen yani 12 Eylül oldu. Biz bir setten döndük. İkinci filmim de benim. İlk ödül aldığım filmdir o. Döndükten sonra şey oldu. İşte darbe oldu 12 Eylül. Hatta Temmuz'da döndük biz o filmden. Ağustos Eylül'de oldu. Ondan sonra kapatıldı sendikalar. Öyle bir lay lay lom zaman geçildi. Sonra tekrar toparlandı ama eskisi gibi değil. Ama Sinesen'de çalıştım ben bir dönem yönetimde. Sonra ANAP'lı bir milletvekili o zaman İzmir milletvekili miydi neydi? O şey yaptı. Dernekleşsin yani şeyler diye. Soderi kurduk. Soderi de biz kurduk. Hatta benim evimde kuruldu. Öyle diyeyim yani. O zaman yaşayan arkadaşlarımız Aytaç Arman, Yaman Okay falan Menderes falan böyle. Onu Halil Ergün. Sonra işte Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'ni kurduk. Fato hemen geldi. Kemal Sunal geldi. Allah rahmet eylesin. Gerçekten sabah sete hazırlanıyordum burada. Ve bir sinema oyuncusunu kaybettik derken içeriden böyle bir küçük sesler duydum. Yani asla aklıma Fatma Girik gelmedi. En son herhalde 20 gün falan önce konuşmuştum. Biraz konuşması şeydi ama yine halen hayattan kopmamıştı. Membih abiyi kaybettikten sonra biraz hayatla olan ilişkisinde şey oldu böyle bir yani bir vazgeçmişlik bir şey yani konuşmalarda onu anlamıştım ondan. Fatma'nın ölümü çok acı geldi. Pamuk çıpacısı olsunlar. Üzülme sen gene. Bu da olsun. Bir daha olmaz. Ben de şu ocağı bir yoklayayım. Acıkmışsınız. Sen otur ben bakayım ana. Ne? Çok ağır yani. Bir de bulandı. Ben 37 yıl önce 85 yılında tanıştım. Yılanların Öcü'nde çalışırken. Kayınvalidemi oynuyordu diyelim. Orada tanıştım ve inanın birbirimizi inanılmaz sevdik. O benim üzerinden hiç elini çekmedi. Komşular! Komşular! Kaç kuşak yetiştirmiş bir oyuncu. Onun filmleriyle yetişmiş insanlar var. Yani öyle çok üzgünüm onu söylemek istiyorum. Ben hayatımda Mavi'nin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim. Gözlerine bakınca. Dokuz ay çalışmadık. İlk sene. Ama orada da şöyle bir şey oldu. Birkaç şirket çalıştı. Yani bu birkaç şirket çalıştı değil mi? Kuruluş muruluş o tarz şeyler. Onlar ama böyle onların oyuncuları böyle yayılarak evde kal Türkiye falan böyle şeylere giriştiler. Çünkü sen trilyonların var. Sen evde kalabilirsin. Adam şuradan ya insanlar sokaklarda yürüyemedi ya. Nasıl evde kalıyorsun yani? Ukalalıklar yaptılar falan. Ama bir taraftan çalıştılar. Bir de şeyi de ödeyemediler. Yani kamera arkasına biz nereden baksan 150 kişi çalışıyor.
Eskiden ben Yeşilçam'ın bir kurşun şeyini yakalamış bir oyuncu olarak 15 kişiyle film çalışıyorduk biz. Yani hepsi 15 kişiydi. Şu anda arkamızda 150 kişi var. Ve bunun neredeyse 70'i 80'i kadın yani. O kadar sevindirici bir şey ki. Yani benim sinemaya girdiğim zaman kadın asistan yoktu. Böyle şaşkınlık içinde kalmıştım. Ben ilk İsveç Türk ortak yapımında çalıştım ya, o zaman vardı. Ben öyle zannediyorum. Yeşilçam'la yüz yüze gelince niye kadın yok dedim. Oo, olmaz falan dediler. Kadın oyuncu var ama star sistemi kurulmuş. Kadına bir tek orada şey. Sonra yavaş yavaş şahane bir şey şimdi. Ve geçen o Netflix'in bir işine oynadım dedim ya. Kadın görüntü yönetmeniyle çalıştım. Gözüm, yaş geldi gözümden. Deniz diye, hay sarılmak istiyorum sana dedim. Çünkü kameramanlık yapamaz filan. Onu da yıktılar. Her şeyi yıktılar kadınlar sinemada. Gerçekten yani. Bu ödülü 2 Haziran'da bu şehrin karanlık sokağında sinsi bir şekilde öldürülen Ali İsmail Korkmaz adını alıyorum. Tabii İsmail'in ailenin evine gittim ben. Öyle odasını olduğu gibi koruyor annesi. İşte birileri bir şey şey yapınca ben de bunu bir biçimde yani Hatay'a bir gittiğimde falan, çünkü hiçbir zarar gelmesini istemiyorum. Gerçekten deli gibi koruyorum bunu. İsmail'e odasına gitmek üzere aldım. Eskişehir'e gidince öyle oradan boş dönmek olmazdı. Yani Eskişehir'e ilk defa çocukluğumuzda giderdik. Teyzemin kocası orada çalıştı 10 sene. Demirciydi. Devlet Demir Yolları'nda. Her sene giderdik biz. Biraz da şey gibi olurdu. Durumları iyiydi teyzemlerin. Annem, anneannem, ben, işte 3 kardeş. Böyle giderdik. Biraz da 3 ay evde para harcamamak için teyzem yemek yapıyor falan filan. Öyle dönerdik. Bütün yazı orada geçirdik, okul tatilini. Kaç yıl sonra hep bir söyleşiye çağırdılar. Bir fırsatım olmamıştı gitmeye. Gidince Ali İsmail'in hep böyle izlerindeydim orada o gün. Öyle yaptım. Kılıçdaroğlu'nun tabii o nereye kadar uzanacak? Yani bu helalleşme bir sürü insanın içine böyle bir şey yaptı. Yani bir sürü yerde yerini buldu diye düşünüyorum. Ama tabii ne olacak? Yani ne bileyim, kayıplarla yüzleşilecek mi? Yani faili meçhullerle yüzleşilecek mi? Yani bir sürü katliam diye. Bir kişinin ölümü bile katliam benim için. İşte geçen gün şeye gittim mesela, Hrant Dink'e gittim. Nasıl planlanmış bir şey, nasıl değil mi? Çetrefil olmuş bir şey. Oradan o çıkıyor, onun şeyi kapatılıyor, bu çıkıyor. Nedir ya? Bir adam öldürülmüş. Sadece yazı yazdığı için bir Ermeni yurttaşımız öldürülmüş ve bu nasıl çıkmıyor ortaya yani? Kimlere dokunuluyor, dokunulacak? Bir yere geliyorlar, aman buradan geri dönelim falan. Yani bir cinayet nasıl çözülmez bir ülkede yani? Annem şey dedi, benim oğlum dedi, 3 ay sonra çıkacak dedi gardiyana. Ama siz dedi ömür boyu burada kalacaksınız dedi. Bir 12 Eylül filmi yok, evlenelim falan, iyi tamam dedim yani. Sarp'ı burada yargılayanlar, cezayı, aynı cezayı verenler, hepsi Silivri'de yatıyor.